kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Özcan. Bugün Mimarlık Jürisi'nin son finaline geldik. Ve bu videonun ismini Her Şeyin Sonu koydum. Çünkü Her Şeyin Sonu dememin sebebi şu an sağıma baktığınızda her yer falan içinde. Sola baktığınızda her yer harabe bitmiş. Görüyorsunuz. Bunlar mimarlık okumanın bir cefasının göstergesi. Şu an sefası da içerideki masaların üzerinde duruyor. Ve bu serüvende benimle olacaksın. 2 saat uyumuştuğumda beni görüyorsun. Çok ilginç değil mi? Evet, yanlış görmediniz. Burası bir savaş alanı. Resmen bir facia. Herkes ders çalışmış ve bütün pisliklerini ortada bırakmış. Lütfen pisliklerinizi toplayın. Samet Özcan. Bugün bu savaşı sonlandırmazsak hepimiz sınıfta kalacağız. Savaş bulduğu ülkeyi bırakmaz. Biz de mimarlığı bu yüzden bırakamadık. Ne yapıyoruz? Maket yapıyoruz. Boş işler peşindeyim. Bu yönde mi? Yapıştık. Çok yapıştırmaya gerek yok. Yapışmıyor abi. Ben de boyamam da. Oldu ben. Kanka bu renk mi kalsın? Renk bence çok güzel. Hayır, iyi duruyor. Benim tek tabi bu yapışan. Bu yapışıyor. Nasıl yapıştıracağız yerini biliyor musun? Biliyorum. Böyle doğru değil mi taraf? Gölü yapıştırma. Buradan saati söyle. İnsanların bunu bilmeye haklı. Biri geçti. Yapışmaz bu taraf. Bunu alıyorsunuz tamam şuradan. Ondan sonra naif bir şekilde hemen göstersin. Buradan bağladığınız anda ikisinin kıvrımıyla şöyle yapışıyor. Güzel oldu mu? Odak noktası. Odak noktası. Odak noktası biziz burada kardeşim. Yani çeksem yeterli diyorsun. Abi. Aynen. Rehin aldınız onu. Bırak kardeşim. İşi bilenlere bırak. İşi üstadlarına bırak. Aynen kardeşim. Sen kamerayı alsaydın biz yapardık. Düşüncelerini alabilir miyim Furkan Bey? Kanka çok stresli bir yıl oldu. Evet. Bitmesine sevineceğim ama geçmem lazım. Kaç senedir bu okuldasın? Bu okuldaki 5. 6. 7. senem olabilir. Baksana oğlum içici gibi. Terbiyesizleşme. Küfür serbest değil çünkü Samet'in birçok yaşlı hayran kitlesi var. Böyle daha güzel olmuyor mu kanka? Gayet güzel oldu. Kanka bayağı kötü oldu. Kanka ya şimdi sırıtma. Kanka çok mu kötü? Doğruyu söylüyor. Ay yani böyle bok gibi denecek kadar mı? Tabii bok gibiden biraz iyi değil. Kanka o kadar kötü değil. Elime yapıştı benim de yapıştırırken. O zaman acele etmeseydin yavaş yavaş yapsaydın. Ya sanki onun oğlum ne yapacak? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu bana diyordu. Kendisi benden pimpirikli çıktı. Benimki nereye kadar? Öyle kanka. Maket yapmak incelik gerektirir. Ve bunun bazı püf noktaları vardır. İlk başta sabır gelir. Çünkü saatlerce başında durmanızın verdiği etkiyle ilk önce omurganızda bir ağrı, ilerleyen saatlerde elinizin titremesi sizi zorlayacak büyük sınavlardan biridir. Elinizden asla çıkmayan yapıştırıcıyı saymıyorum bile. Kaç saattir buradayız Sami? Valla Furkan'ın sayesinde herhalde 5-6 saat olmuştu. Maketinizi bitirdikten sonra mutlaka gözünüze hatalarınız kaçacaktır. Ama yine de siz unutmayın, mükemmel diye bir şey yoktur evlat. Yapıştırdınız mı? Bura değil mi? Evet arkadaşlar şu an yanımızda 2 tane maket var. Birisi Furkan'ın maketi, birisi benim maketim. Hangi maket güzelse buraya anket olarak bırakıyorum. Furkan'ın maketi mi daha güzel, benim yaptığım mı güzel? Furkan kendisine çok inanıyormuş. Elinde 10 liralık bazı çıtaları kıracak heyecandan. Çoka girdi herhalde. 2 liralık olduğunu söyledim. Çoka girdi. Hangi maket daha güzel? Evet, mükemmel diye bir şey yoktur demiştim. Buradaki hataları ben de görebiliyorum. Detayları ben de görebiliyorum. Benim gördüğümü sizin de gördüğünüze inanıyorum. Ve affınıza sığınarak elimizden bu kadar geldiğini ve beğeneceğinizi umuyorum. Hangi maket daha güzel? Seçin. Bu bir pafta dizim aşaması. Burada paftalarınız sıranız geldiğinde teker teker asarsınız ve kendi dizaynınıza göre oluşturursunuz. Paftamda da ilk önce ben zaten klik oradan bunu parçaladım. Hepsinin kendi yorularının nasıl tasarladığımı anlattım. Bir derdi yaptım. Ondan sonra bunu kesite taşıdım. Şurada da görüntülerin skeç olarak nasıl bir şey form olduğunu anlatabilmek için de görüntülerin formuna skeç yapıyorum. Burada planlarım var. Ve ben 1/2 de plan da koydum ama ayrıca burada ölçülendirdim. Geçen jüride sorunumuz buradakiler buradan mı çıkmalıydı, içeriden mi çıkmalıydı öyle bir sorunumuz vardı. Ben burada aşağıda bir çıkış verdim. Yani orada resimde de var. Altta şurada. Şurada. Burada da kesitlerim var. Genelde ben sizin şeyden de böyle bir konsepti yakalayıp bir ilerleyip o anlamda çok olumlu buluyorum.
güzel bir sonuç vermiş. Yani buraya kadar ağaç yapmana gerek yoktu. Orada ahşap başlıyor. Ama o ahşap korktum. Bir daha başka bir renkten ahşap yapmaya. Yani orada gelip kesilmesi tuhaf olmuş. Ama yani genel olarak bir haftaya yer çevir. Bütün haftaların dikey olmalı artık. Evet. O yeşili boyamadan, maviyi boyamadan sadece yine binaları bir şekilde renklendirebilirdin. Bunun da layout'u oluşturmak da tasarımın bir parçası. Yani senin bu çabanı çok takdir ediyorum. Başından beri de bu fikrin vardı ve sanatçıyla da bütünleştirerek özellikle bu seçimi tercihi yaptın. Bu açıdan çok olumlu buluyorum. Son bir son buzlusu var. Burası da buzlu olursa büyük ihtimal uyuyacak. Bu ölçekte maket yaparken malzeme kalınlık gelmiş. Yanlış malzeme kullanmışsın. Yani o da aslında olsun. Ölçeğe göre malzemenin kalınlıklarını seçmemiz gerekiyor. Onun dışında bence çok olumlu proje. Gayet iyi. Evet, bu maceranın sonu geldi ve bir gün sonra yaşadıklarımızı an ve an izleyeceksiniz. İyi seyirler. Başladım bu arada. Evet Samet. Projeyi bitirince nasıl bir hisse kapıldın? Kanka öyle bir bakıyorsun ki kapat kamerayı daha iyisin. Gençler bu videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şu an bu işin sonuna geldik ve size bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Gerçekten bu konuşmayı yapmamız gerekiyordu. Çünkü şu an o kadar rahatız ki kuş gibi hissediyoruz kendimizi. Uçmak üzereyiz. Ayaklarımız yere değmiyor. Benimki değiyor tabii. Ayağımda Harley var 5 kilo kendisi. Ve şu an mutlu muyuz Furkan? Bence gayet mutluyuz. Aynen. İkimiz de geçtik. Evet. Furkan da videonun başında diyordu ki acaba geçecek miyim, kalacak mıyım? Arkadaşımız da geçti. Şu an kameranın arkasında zevkle, şevhetle, aşkla çekiyor artık videonun kalanını. Başlayalım mı? Başlayalım aynen. Projeyi bitirmek senin için nasıl bir histi? Benim için muhteşem bir histi gençler. Çünkü şu an bir şey ortaya koydum. Yoktan bir şey var ve bu benim için olağanüstü bir şeydi. Bunu umarım herkes bir gün bir şekilde yaşar. Gerçekten çok güzel sence? Bence de. Ya bana bir anda dönme ne diyeceğimi bilemedim. Oraya çalışmadım. Furkan'ın soru sordu tamam mı? Ama köy şok oldu. Kamerada çekmiyor aslında. Onun niye şok oldu anlamadım. Kendi kendine bir şok oldu. Peki yani. Projen için nereden yola çıktın? Konseptini nasıl oluştu? Erişimden yola çıktım. Yaptığım şey normal bir insanı değil, görme engelli bir insan olduğu için her şeyin daha kolay olması gerekiyordu. Kolay olması için de minimumda maksimumu yaratmaya çalıştım ve ona göre yola çıktım. Peki bu projeyi yaparken Samet en çok nerede zorlandın? En çok Furkan arkadaşımıza yardım etmekte zorlandım. Ha benim en zorlandığım konu buydu. Oğlum o zaman şu aradaki soruyu sormayacağım. Başka arkadaşlarla projesine yardım ettin mi? İşte şaka bir yana bu projeyi yaparken her hafta ders çalışmakta zorlandım. Videoyla beraber çok zorlandım. Aslında koyduğum şeyi her hafta üstüne koya koya devam ettim. Ama size de bir şeyler yaratmak zorunda olduğum için çok bölündüm. Burada çok zorlandım. En çok zorlandığım şey bu. Yoksa benim kafamda milyon tane fikir uçuyor her gün zaten. Mimarlık okumak isteyen arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mıdır? Evet, okumayın. Okumayın. Tamam, mimarlık okumayın, direkt okumayın. İşletme okuyun. Gençler, mimarlık okumak isteyenlere böyle bir tavsiyem var. Mimarlık çok büyük bir emek, çok büyük bir çalışma gerektiriyor. Her şeyin temelinde çalışma var. Hiçbir zaman yeteneğiniz yok gibi kendinize kurmayın. Eğer bir şey başarmak istiyorsanız çalışın. Bu bir satranç oyunu. Satranç oyununda nasıl stratejik olarak bir şeyleri feda ediyoruz? Mimarlıkta da bir şeyleri hayatınızdan feda etmek zorunda. Atınızı, kalenizi, gerekirse vezirinizi oyuna sürüp feda etmek zorundasınız. Mimarlıkta böyle bir şey. Hayatınızdan birçok şeyi feda ederek yeni bir şey yaratıyorsunuz. Ve bu yarattıktan sonraki en güzel şey işte yarattım demek. Böyle bir öğüt verebilirim. Peki şimdi senin kütlen bayağı karışıktı ve zordu. Bunun maketini yaparken zorlandın mı? Evet çok zorlandım. Çünkü maket yaparken... Bu yüzden normalde... benden yardım aldım. Şunları da söyle. Gerçekten maket yaparken normal 0-1 maket karton diye bir şey var. Çok pahalı olduğu için o maket kartonunu alma. Tanesi 30 liraydı. Keşke onu alsaymışız. Hoca da onu söyledi. Biz daha kalın şeylerden yapmaya çalıştık. Ben 0-3 milimle yapmaya çalıştım. Arkadaki arkadaşımız Furkan 0-5 ile yapmaya çalıştı. En çok bu şeylerin kalınlığından dolayı yapıştırmakta zorlandık. Şu an mezun oldum evet. Ve bir mimarsın. Evet.
İlk projen ne olmalı sence? İlk projem mimarlık üzerine bir program yapacağım. Babaannelerinizin, anneannelerinizin izleyebileceği bir program bu. Şimdi açıklayamam, fikrimi çalmasınlar. Ama öyle bir program yapıp hepinizin, ailelerinizin evine girmek istiyorum. He. Ne? İyiymiş. İnşallah yaparız kardeşim. Sen de gelirsin işte. Benim evimi yaparsın bedava. Yaparız kardeşim. Biz senin evin kahvesi bedava. Maketlerini yaptık, ödevlerini yaptık. Bir de... Hadi şu kısmı kapatayım, atma bak koyalım sana. Oğlum sen video çekiyorsun. Mimar olduktan sonra nerede çalışmayı düşünüyorsun? Türkiye'de mi? Çalışmayı düşünmüyorum. Çalışmayı düşünmüyorum, iş bulamayacağım. Ya mimar olduktan sonra yurt dışına direkt gitmeyin ve orada çalışmayı düşünüyorum. Kendimi daha büyük bir şeyde, daha büyük bir şeyin parçası olarak görmek ciddi istiyorum. Ciddi olsana ya. Tamam. Yurt dışından kastım. Mimar olduktan sonra Amerika'ya gitmek istiyorum ve Amerika'da mimarlık yapmak istiyorum.